Efendim hepinize merhabalar, Artekin Oyunları'na Ar tek TV hoş geldiniz sevgili YouTube. Bugün karşınızda bir geliştirici günlüğüyle bulunuyorum efendim, Long Dark ee, Tales from Far Territory'nin 3. kısmı, Part 3'ü yayınlanacakmış. Sürpriz bir şekilde duyurusunu yaptı sevgili Hinterland. Bugün de kanında şapkamızı taktık, çünkü kulaklarım yanıyor bir an önce bir video çekildi. Kurtarım yaz günü, yakıyormuş yun. Gün. Tabi Long Dark'ın sonuna alışkınız ama yazın gitmez bu şapkalar. Geliştirme günlüğü Haziran 2023 arkadaşlar. 9'unda e, yayınladılar. Ben fırsat olmadım bu videoyu çekmeye. <laughs> Biliyorsunuzdur 3-4 gündür zaten video gelmiyor. Video gelmediği zaman bu çocuk nerede? Niye video çekmiyor diye düşünüyorsanız Twitch TV slash Artek 4 adresine tıklıyorsunuz. Oradan yayında mıyım diye kontrol ediyorsunuz. Yayında değilsem Videolar sekmesinden en son ne zaman yayın yapmışım görebilirsiniz ki hemen hemen her gün YouTube'a atmadığım serilerde işte bu LOL olur mesela geçen hafta Risk Global Domination oynadık. O canlı yayında kafama ne istiyorsa ama YouTube'a videosu gelmeyecek oyunlar. İşte CS:GO olur, Valorant olur. O anlık canım ne istediyse oynadığımız oyunlar. Sadece yayında oynuyoruz. YouTube'a videoları gelmiyor. O yüzden defalarca söylediğim gibi Twitch.tv/artek4 adresine yayın linkine gelin, takip edin, yayınlara bakın. Video gelmediği zaman beni hemen Twitch'te bulun. Kesinlikle oradayım. Yoksa 2-3 notadan aralıksız kaybolmam mümkün değil çok önemli bir şey olmadıysa ya da herhangi bir işlerim yoksa her neyse konumuza gelelim part 3 yayınlanacakmış haziran haziranın sonunda çıkacak diyor bu haziranda çıkacak diyor yani temmuzda çıkmayacak bu ay çıkacak gizli gizli geliştirmişler hiç şeyde paylaşmadılar ön bilgi de paylaşmadılar direkt şak diye yapıştırdılar net ee, ben de okuyunca gördüm zaten cümleler çok kısa ekleyecekleri harika şeyler var merhaba hayatta kalanlar diyor ee, yayınlamaya çok yaklaştık dedi. Part 3'ü. Ve sadece bug fix falan yapıyorlarmış. Son bir rütuşları yapıyorlarmış. Ve bu Haziran'da çıkacak efendim. Ee, evet. Hem bedava geliştirmelerimiz var. Hem de DLC geliştirmelerimiz var. Bunları da Burada paylaşmışlar. İlk paylaştıkları şey DLC'ye özel olan Frontier Quicking. Oyundaki gerçek Türkçe adı ne olacak bilmiyorum. İngilizce ismi bu. Tavamız var gördüğünüz gibi. O yine eklenen. Ve yemek yapıyoruz arkadaşlar. Un um var burada anladığım kadarıyla. Zeytinyağı, tuz. Ee, bu şeydi meşe palamuduydu. Bu evet toza çeviriyorduk kahve yapıyorduk. Bu dul avrat otuymuş burdak diye geçiyor. Burdak. E, İngilizcesi Bunları bilmiyorum Bunlar ne? Bunlar da yeni kabağa falan benziyor Patlıcan da olabilir e, Yeni yemek tariflerimiz var e, Genelde tatlı olarak gördüm ben ama inşallah etlerden de yahni falan diye farklı farklı e, Yemekler yapabiliyoruzdur arkadaşlar Sonunda yemek yapılıyor Long Dark'ta DLC'ye özel ama Ama DLC'ye özel Büyük e, Daha doğrusu Part 3'ün en büyük eklentilerinden biri de Yeni yemek sistemimiz diyor 7 yeni içerik var yemek yapmak için eklenen ve bu parçaların arasında 15 tane tarif çıkıyor. 7 işte şurada gördüğümüz 1 olsa 2, 3, 4, 5, 6 tavı olsa 7'si nerede? Aha şu arkada. Vallahi gördüm şu arkada bir şey var. O da 7 şu arkadakini yeni gördüm. 7 tane yeni eklentimiz var. Bu 7 eklenti ile malzeme ile 15 farklı tarif yapabiliyoruz ve bu 15 farklı tarifin 9'u da doğal ortamda bulunabiliyor, hazır yiyecek olarak. Demek ki 9'u tatlı falan olacak arkadaşlar. Zaten burada çok fazla tatlı şey var. Eee Lili'nin pankeki var. Zaten burada da gördüğünüz üzere ilk başta şöyle bir kartpostal. Ben bunları mektup sanmıştım ilk başta. Yemek tarifiymiş bunlar meğerse. Gördüğünüz gibi pankek yapıyoruz tavada. Bunları doğal hayatta da daha doğrusu loot yaparken işte binaların içinde, evlerin içinde falan da bulacağız bunların dokuzunu. Diğer geri kalan altısı sadece bizim kendi elimizde yapacağımız yemekler olacakmış. Burada örnek yemekleri görüyorsunuz. Bakın burada tavada yapılan yemekler var. Burada tencerede yapılan yemekler var. Yahni, haşlama vesaire. Burada da balık gösteriyor ve konserve gösteriyor. Bunları da bilmiyorum etli yemek olarak herhalde e, sekmeye ayırmışlar. Balıkta da çok önemli güncellemelerimiz var. Balık tutmakta onlara da sıra gelecek. Burada gördüğünüz üzere Lili'nin pankeki var. Normal pankek var. E, şeftali turtası var ya da pastası. Peter Mijin pastası var. Bu Peter Mijin etli bir pasta. Peter Mijin çünkü şey e, güvercin gibi Türkçesi kar tavuğuymuş. İlk kez duydum öyle bir şey gerçekten. Güvercin sandım ben. Ama kar tavuğuymuş yeni eklenen hayvanımız onda spoiler olmuş oldu. İşte tavşan turtası hem tatlı hem ekşi değişik yani yurt dışı yemekleri kesinlikle bizim Türk mutfağına <laughs> ayak uyduran yemekler değil ama yeni şeyler mazlar genelde tatlı şeklinde görüyorum ama bakalım etlerde de değişik yemekler yapacağız. Komple değişti. Burada gösterdiği gibi tavşan yahnisi, balık pastası ya bu nasıl olabilir ya? Olamaz abi böyle bir şey. Tat tatlı balık yenmez. Onlardan bahsediyor komple yeni bir skill ağacı ekleyecekler mi ya da skill ağacında herhangi bir değişiklik olacak mı? Onu oyunda göreceğiz. Tamamıyla değiştirdik diyor. Ee, pişirme arayüzünü, kullanıcı arayüzünü ama bakalım göreceğiz. Skill'lerde de bir değişiklik var mı? Ee, bütün bu eşyalar şu anki save dosyalarımıza da sorunsuz eklenecek biliyorsunuz daha önce save'lerimizi silmişlerdi ilk DLC çıktığı zaman. Bundan sonra öyle bir şey olmayacak artık. Her güncelleme normal. E, sabit sevlerimizi de uygulanacak. Yine loot olarak bulabileceğiz. E, haritada gezerek bunları. O yüzden haritayı keşfetmek için her seferinde farklı nedenlerimiz olacak. O haritayı komple açsak da yine tekrar tekrar oralara gidip ziyaret edeceğiz o haritalarımızı. Ve Peter Mijin. Tam güvercin ya bu. Kar tavuğuymuş ama karda bulunuyormuş sadece yüksek e, alanlarda bulunuyormuş dağlık ve evlerden uzak genelde ama burada gizemli gölü göstermiş. Gizemli gölde de varsa hemen hemen aşağı yukarı her yerde bulabiliriz. Sahil kasabasında çok bulacağımızı sanmıyorum ama tepelik alanlarda belki madenin olduğu kısımlarda bulabiliriz gibi geliyor. Bunları avlıyoruz. Hem eti için avlıyoruz hem de yani düşürdüklerini toplayabiliyoruz diyor. Büyük ihtimalle kuş tüyü olarak falan da bunu kullanacağız. Sadece kargalardan değil bunlardan da kuş tüyü toplayacağız gibi geliyor birkaç yeni e, crafting e, materyali de sunacaklarmış bu kuşla ilgili. tabii ki de tam detaylarını yayınlama vakti geldiğinde tam liste olarak ekleyecekler. Çünkü burada sadece bazı şeyleri üstün köre kısa kısa özetlemiş. E, tam detaylarını ve net eşya adlarını gizlemişler. Sadece görsel olarak bırakmışlar. Yine güncelleme çıktığı zaman onu inceleriz. E, tool varyantlarında biliyorsunuz tüfeklerimizde 3 e, tane farklı tüfek şekli vardı. Fenerde kırmızı fener biliyorsunuz kullandığımız. O tarz e, eşya görsel değil değişiklikleri ve özellik değişiklikleri e, oluyordu. Altı patlara da aynısı gelmiş. 3 tane yeni altı patlar oyuna eklemişler. Ama burada sadece iki tanesini gösteriyor. E, diğer üçüncüsü nerede? Bilmiyorum. Göstermediler işte. Gizli tutuyorlar. Bir tane bow eklemişler oyuna. Yay. Yeni bir yayımız. Ve Bir tane de alternatif flashlight fener. El feneri eklemişler. Bakın bunları da toplayıp bulacağız. Şu altı patlar hoşuma gitti. Şu kısa altı patlar. Revolver dediğimiz. E, bu direkt magnum bu revolver aslında bu direkt magnum bu revolver şeklinde altı patlarlar da değişmiş güzel bir de bunları bulacağız. Bunlar için belki de tekrar eski gittiğimiz maplere gideceğiz survival'ımızda onları da bakacağız. Ee, başka şeyler bahsediyor mu? Tabii ki de statları da farklı olacak. Yani özellikleri. Tüfeklerde olduğu gibi işte biri daha uzaktan vuruyor. Biri daha çabuk bozuluyor. Veya e, maceracının fenerinde olduğu gibi 6 saat daha uzun bir fener süresi sunuyor. Biliyorsunuz eşyalarda sadece görsel olarak değil, skin olarak değil. E, kendi özelliği olarak da farklılıklar var materyal olarak. Bunlarda da yine aynısı olacakmış. Bakalım bunun büyük ihtimalle demeyici farklı olur. Bunun büyük ihtimalle atışı daha hızlı olur. Tak 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 hızlı atarız. Bunda büyük ihtimalle daha yavaş atar ama daha uzağa ve daha yüksek bir demeyici çıkarabilir falan. Güzel bir böyle bak. Bununla avlanabilir işte. Normal altı patlarla avlanmak çok güvende hissettirtmiyordu insana ama bu o kadar büyük duruyor ki sanki harbiden böyle bam kafaya headshot atabilecekmişiz gibi ayıya falan öyle bir his uyandırıyor. Tabii çıkınca göreceğiz. Iııı ee... All of these items and ones relating cooking will be available in new or existing. Bunu tekrar hatırlatmışlar. Bütün bu eşyalar e, tabii ki de yemek eşyaları vesaire bu altı patlar vesaire save'inizi sıfırlanınıza gerek kalmadan bulunduğunuz save'de de spawn olacak diyor. Sadece aramanız yeterli ve beleş güncellemeye gelirsek survival update'de de beleş güncellemeyi de unutmamışlar. E, helal olsun valla hala yemin ediyorum 6 sene mi oldu ya ne kadar kaç sene oldu 10 sene mi oldu? Ben 6 diyeceğim. Ben kaç senedir oynuyorum bunu? 2000, 17'de mi başladık biz Don Dark? 2016'da mı? Oo olmuş ya. 7 sene falan olmuş. Ben 6 diyeceğim direkt. 7'den tam yine emin değilim ama 6 sene diyeceğim. 6 sene önce 15 TL'ye aldığımız oyuna bile hala güncelleme getiriyorlar. Helal olsun ve çok güzel değişik bir güncelleme. Gördüğünüz gibi artık balıkçı kulübelerine ihtiyaç duymadan da dışarıda balık yapabileceğiz. Yeni balık türleri var. 1, 2, 3. Şu sanki eski balıktı. Bunu gördük diye hatırlıyorum ama birkaç tane yeni balık çeşidi var. Ve şöyle bir kazık Eklentisi var. Artık e, karı oyup istediğimiz yerde de balık tutacağız. İlla balıkçı kulübesi bulmamıza gerek kalmayacak. Gerçekten e, yeni eşyalar eklemişler ve komple değiştirmişler balıkçılık sistemini. Yeni e, e, yakalama eşyaları ve hmm, nasıl derler? Hem ana alet gereç hem de ufak ufak Farklı eşyalar eklemişler oyuna İki tanesini de burada örnek göstermişler zaten. Yem eklemişler gördüğünüz gibi. İki tane tüy koyuyoruz. Bir kanca buraya iplik koyuyoruz galiba. Bunları craft edeceğiz. Fazladan yem koyup, büyük ihtimalle daha ağır, daha kaliteli, kalorisi daha yüksek olan belki de balıkları tutabileceğiz. Şunu nasıl kazacağız, nasıl bir süreç olacak, onu göreceğiz ve bu bedava olarak da gelecek arkadaşlar. Bedava güncellemelerde şu an bu balık güncellemesi var. Bu balık güncellemesi de DLC'ye şurada gördüğünüz gibi büyük ihtimalle balıktan üretilecek farklı farklı yemek tarifleri ekleyecektir. Ya ben bu pankekten ziyade aslında daha çok etle yapılacak yemekleri merak ediyorum. İşte geyik yahnisi ya da biftek, geyik bifteği, tavşan yahnisi falan bu tarz yemekler benim daha çok hoşuma gider. Ben böyle tatlı matlı sevmem. Gerçek hayatta da şekeri sevmem zaten. Bu tuz olmayıp şeker olabilir. O yüzden inşallah şeker değil de tuzlu olur. Ben şekerden nefret ederim. Üç beyazdan uzak duracaksınız arkadaşlar. Gerçek hayatta da. işte keşke böyle etli yemekler daha bol olsa. Atıyorum işte Amerikan geyiği yahnisi, ayı eti kızartması falan vesaire. İnşallah ayı eti pişirmeyiz tabii de. Etli yemekleri daha çok seviyorum diyebilirim aslında. Bakalım güncelleme zaten geldiğinde daha detaylı tam listeyi açıklayacaklar. O zaman yine inceleriz. Şunu şurası ne kalmış? Ben ayın 13'ünde gördüm bunu. Ee, ayın bitimine 15 gün var. Ve bu ay çıkacakmış bu. En fazla 2 haftamız var. Büyük ihtimalle 1 bir hafta bir buçuk hafta içerisinde Part 3 yayınlanacak. Ve biz daha kendi işlerimizi halledemedik normal survival'da. Onları da yapacağız. Çok güzel güncellemeler. Daha DLC'nin ikinci partındaki sinyalleri tamamlayamadık. Valla mis gibi akıyor DLC gittikçe açılmaya başladı. Hala benim asıl beklediğim o Travoy'u var ya o üçgen eşya taşıma o gelmedi ama bakalım o geldiğinde de göreceğiz. Bu yemek pişirmede oyunu komple değiştirecek mekaniklerden biriydi. O da hoşuma gitti. Bunların kalori değerini ben çok merak ediyorum. Mesela şeftali var bunda gördüğünüz gibi üstünde. Şeftali turtası. Bu şeftaliyi nasıl bulacağız? Büyük ihtimalle konserve şeftaliyle işte unu birleştireceğiz falan bir şeyler yapacağız. Ama velakin bunların kalori değeri ne kadar olacak? Yani Normalde hazır yemek yemeye alışkınız veya hayvan avla etini kopar, pişir, ye. Düz, düz mantık. Geyik 1000 kalori verir. İşte ee, Amerikan geyiği 1200 kalori verir. İşte ayı 1300 kalori verir. Atıyorum şu an tamamıyla sayılarını. Ondan sonra MRI askeri yoğun yemek 1750 verir. Kalorilerini böyle kıyaslıyoruz. işte düz şeftali açarsın 300 verir. İşte köpek maması 350 verir falan vesaire vesaire. Bunlar birden fazla materyalin bir araya geldiği yemekler olduğu için bunların kalori değerini ve ağırlıklarını çok merak ediyorum. Yani bunları ev, el evimizde pişirip Yolculuğa çıktığımızda yanımıza aldığımızda ne kadar çok ağırlık olacak? Kullanılabilir bir ağırlığı olacak mı? Hani çok fazla yer kaplayacaksa ben bunu tercih etmem. Giderim yine avımı yaparım. Çiğ etimi yerim. Yam yamlılığına devam ederim. Ayrıca şurada dikkatimi çeken şey burada adet değil bunlar. Level büyük ihtimalle göstergesi. Her level'da farklı yemek tarifleri açacağız. Biz 5 levelımız yaptık. Kafamız rahat. Bütün yemekler yapıyoruz. Onda sıkıntı yok. Ama... Büyük ihtimalle kalori değerleri de çok değişecektir. Ya bu atıyorum şunu yapıyorsun hemen 5 dakikada ya da yarım saatte ve bu bana 1500 kalori falan veriyorsa çok OP olur ama düz biftek gibi olursa meh yani şimdi şeftali zaten 500 e, un mun koydum 500 de o eklese 1000 yani onunla yapmakla uğraşır mıyım emin değilim bunu o dengeyi nasıl kurdular çok merak ediyorum çıktığı zaman da göreceğiz inceleyeceğiz efendim. Long Dark hakkındaki bütün güncellemelerden, bilgilerden, ince detaylardan haberdar olmak için benim videolarımı takip edin. Ayrıca twitch.tv slash 4 tekrar söylüyorum canlı yayınlara gelin. Çünkü Long Dark'ı uzun uzun canlı yayınlarda oynuyoruz. Youtube'a sadece tekrarları geliyor. Ayrıca Youtube'a gelmeyen oyunları oynadığımda League of Legends olur, CSGO olur, Valorant olur, Risk olur kafama ne istiyse o an ne oynadıysak ya da sohbet yayını olabilir. Bunlar için Twitch'i takip edin çünkü her şey önce Twitch'te ondan sonra Youtube'da efendim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve iyi oyunlar.